Esas amacımız bu derste aslında gerilmeleri doğru hesaplayıp onun üzerinden malzeme hasarı uğruyor mu parçaya ya da hasarı uğruyor mu uğramıyor mu ona bakmak. O yüzden tüm gerilmeleri mukavemet dersinde de gördünüz zaten. Çeşitli gerilme tipleri var. Onları tekrar edeceğiz. Bunlardan en kolayı malzeme üzerinde çekme ve basma varsa bildiğiniz üzere F bölü A ile biz üzerindeki çekme ya da basma gerilmesini hesaplayabiliyoruz. Bir de direct shear dediğimiz direkt malzeme üzerine kesme yönünde yani malzemenin cross section'ı doğrultusunda ya da uzunluğuna dik doğrultuda bir yükleme varsa şu V yüklemesi onu da alana bölerek yine bir kesme gerilmesi hesaplayabiliyoruz. Bunlar en basit gerilme tipleri. Ama bizim parçalarımız üzerine sadece bu gerilmeler olmuyor. Çünkü sadece çekmeye, basmaya ya da kesmeye maruz kalmıyorlar. Aynı zamanda biliyorsunuz bending varsa, moment varsa üzerine mesela. O bendingden dolayı da bir gerilme oluşuyor. Şimdi bir de ona bakacağız. Bir kiriş üzerinde mesela bir bending olduğunu düşünün. Burada gördüğünüz gibi şu şekilde bir moment var. Bunu büküyor aslında, bend ediyor. Yani bu bend ettiği için bunu şuradaki momente bakarsanız momentin şu noktada içeriye doğru bir baskı yaptığını görüyorsunuz. Alt tarafta ise buradan çektirmeye çalışıyor. Çünkü moment aşağıdan yukarı doğru böyle. Aşağıda da bu tarafı çektirmeye çalıştığını görüyorsunuz. Yani çubuğun iç doğrultusunda şurada bir çekme gerilmesi oluşturuyor. Yukarıda da basma gerilmesi oluşturuyor. Dolayısıyla yine bunun üzerinde şu moment bending stres diyoruz ama bendingden dolayı normal stresler oluşturuyor burada. Normal stres diyoruz o yüzden buna. Ve bunu detaylı göstermek istersek şu yukarıda mesela basma var dedik. Şu basmayı gösteriyor. Yukarıda basmayı yapıyor. Ve bu tam şu orta noktada sıfır. En yukarıda maksimum olur. En aşağıda da tension mesela burada çekme var. Çekme maksimum olur. Ama en ortada ise bu momentin oluşturduğu etki sıfır gerilme yaratır. Dolayısıyla elinizde bir kiriş varsa ve üzerinde bir moment varsa üst ve altta maksimum compression ve tension stresleri oluşuyor. Orta noktada ise sıfır stres oluşuyor diyebiliriz. Bunları zaten mukavemette gördüğünüz yine. Sigma stresini hesaplamak için çekme ya da basma momenti bir Y ifadesiyle çarpıyoruz. Bu Y ifademiz de bizim bu cross section'da ne kadar yukarıya çıkıyorsak ya da aşağı iniyorsak merkezinden oraya olan mesafe. Şurada bakarsanız bir merkezi var bunun. Nötr aksis diyoruz. Buradan hangi noktada stresi hesaplamak istiyorsak oraya olan mesafe y olur. My bölü I yani. Şimdi burada kitabınız bir başına eksi koymuş. Yani bir notasyon göstermek için. Şuradaki moment değerimiz eksene bağlı olarak artı ya da eksi olabilir. Mesela burada eğer şu şekilde bir momentimiz varsa bizim z pozitifimiz bu yönde gördüğünüz gibi. Bu ne demektir? Moment aslında pozitif. Eğer moment pozitifse buraya pozitif olarak yazıyoruz. Ve pozitif olması için around z axis olmalı. Pozitif z axis. Yani moment is around pozitif z axis if diyelim hatta. O zaman momenti buraya pozitif giriyoruz. Momenti negatif de girebiliriz. Eksi olarak buraya. O da eksi z axis değil. Z axis doğrultusundayız. Mesela şu örneğe bakarsanız bu taraftaki stresi hesaplamak istediğimizde moment pozitif. O yüzden moment pozitif giriyoruz. Ama bu taraftaki stresi hesaplamak istediğimizde moment negatif. O yüzden şuna negatif giriyoruz. Burada y'yi de şu nötral aksisin üstündeyse pozitif, altındaysa negatif giriyorsunuz. Ona göre şu eksi ifadesi de sigmanın çekme ya da basma olduğuna karar veriyor kendisi. Yani matematiksel hiç kendiniz yorumlama yapmayacaksınız. Bu şekilde kullanmanız gerekiyor. Ama ben bu kullanmayı önermiyorum. Hani kitabınız önermiş bunu ama. Çok daha basit bir yöntem var bunun. O basit yöntem de şu. Eğer momentiniz varsa, yönünü biliyorsunuz zaten şu şekilde burada var. Buraya zaten direkt basma yapıyor. Şuraya da çekme yapıyor. Basma yapıyorsa negatiftir zaten. Yani stres burada negatif olmak zorunda. Aşağıda ise stres pozitif olmak zorunda. Yani buraya M'yi, Y'yi, I'yi direkt pozitif olarak atın. Eğer yukarıyı alacaksınız mesela burada basma yaptığı için negatif koyun başına. Aşağıda ise çekme yaptığı için pozitif. Direkt başına pozitif koyun. Oradan oluşturmuş olun. Yani şu başındaki eksiği iptal edin. Hani hiç gerek yok. Direkt dolayısıyla şöyle sigma eşittir. M'ye bölü I'dan hesaplayın. Eğer basmaysa negatif deyin sigmaya. Çekme ise pozitif deyin. Bu kadar basit bir şekilde bunu elde edebilirsiniz. Örneklerde de böyle göstereceğim zaten. I'yı bulmamız lazım. I da bizim second area moment of inertia biliyorsunuz. I ile hesaplıyoruz. Bunu y kare da ile hesaplayabiliriz. Paralel eksen teoremi de kullanmamız gerekebilir. Bir örneğimiz var, onu da göstereceğiz. Şimdi normal bending stress yani bu şekilde yukarıda ve aşağıda tension ve compression'ı bu şekilde düzgün dağılım halinde elde ettiğimiz bir normal bending stress hangi durumlarda oluyor? Pure bending varsa yani başka hiçbir kuvvet yok. Sadece eğilme kuvveti var. Bu şekilde bir bending varsa oluyor. Malzeme izotropik ve homojense. Yani Hooke's Law'a uyuyorsa aslında. Genelde izotropikler uyuyor Hooke's Law'a. Tabii uymayan izotropik malzemeler de olabilir. Bu
lastiğimsi malzemeler, kauçuğumsu malzemeler. Elastik bölgede de lineer değil de çok fazla uzama yaparlar. Onlar Hooke's Law'a uymayabilirler. Kirişler mesela düzgün olması lazım. Cross section'ın sabit olması lazım burada gördüğünüz gibi. Bu şekilde dikdörtgen, hani eşit değil, kare değil, dikdörtgen de olabilir. Ama simetrisi olması lazım bu şekilde. Düzgün bir cross section olması lazım. Axisof simetrisi olması lazım. İşte onu da zaten söylemiş. Bir de işte failure daha çok bending'den oluşacak. Crushing, wrinkling ya da buckling gibi şeyler olmayacak. Deformasyon bending dominated olacak. O da zaten pure bending'e giriyor aslında şuradaki. Ve şöyle bir varsayımımız var. Düzgün bir cross section ya da düzlem şeklindeki şu cross section bend ettiğimizde de düzlem şeklinde kalır. Şu şekilde kalır. Burada herhangi bir eğrisel bir yüzey oluşması diye düşünüyoruz. Dolayısıyla tamamen uniform bir değişim oluyor şuradaki stresler. Bu varsayımlarla bunu kullanabiliyoruz. Genelde metaller için özellikle bu varsayımların hepsi geçerli. O yüzden bu formülasyonu kullanıp işlemlerimizi yapabiliriz. Bununla ilgili bir örnek bakalım şimdi.